Merhaba, Medyascope ekranına hoş geldiniz. Ben Berna Büyükbayrak. Bugün Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, kısa adıyla BAYATA bünyesinde yürütülen ve Türkiye'de mülteci karşıtları söylemleri ele alan araştırma sonuçlarını Türkiye'de mülteci karşıtı söylemler 2020 sonrası dair karşılaştırma bir okumayı kaleme alan Doktor Zeynep Özen Barkot ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevda Alankuş'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Zeynep Hanım, aslında kaleme alan kişi olarak sizinle başlamak isterim. Araştırma özellikle son 3 yıllık dönemde Türkiye'de giderek artan mülteci karşıtlığı söylemlerini içeriyor. Mülteciler konusunu ele alırken temel motivasyonunuz nedir? Böyle başlamak isterim. Teşekkürler. Şöyle ifade edeyim, aslında benim hani biraz BAYATA abla karşılaşma sürecimle de ilişkiliydi bu. Açıkçası üniversitelerden böyle bir tavsiye edildiğimiz süreçte hepimiz sivil toplum alanına aslında bir şekilde temas etmek durumunda kaldık. Ben de son 7-8 senedir insan hakları alanında çalışıyorum. Burada sivil toplum örgütleriyle beraber projeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda araştırmacı olarak da orada görev aldım. Tam işte insan hakları çalıştığımız bu sırada aslında şunu fark ettik. Yani biz sürekli bir insan hakları referansta bulunuyoruz. Ancak bugün onu temsil eden kurumların kendisi bile onu bir ana referans noktası almaktan vazgeçmiş durumda. İnsan hakları rejiminin bir tür krize girdiğinden artık bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu krizi de aslında mülteci krizi olarak çerçevelendirilen, Avrupa Birliği, işte Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tarif edilen, bir kriz olarak adledilen mülteci meselesinin, bu insan hakları krizinin ben kor noktası olduğunu düşünüyorum. Ona bugün değmeyen hiç kimse aslında insan hakları çalışabilir ne de bu rejimin girdiği krizi atlatmak için herhangi yeni öneriler geliştirebilir. Aslında temel motivasyonum buydu. Tam da bu sırada Bir Arada Yaşarız, kısa adıyla bahsettiğiniz gibi BAYATA'nın araştırma burslarına denk geldim. Hem bir taraftan bu konuyu çalışmak istiyordum, bir taraftan da üniversite dışında kaldığım için bir açıkçası kaynak ihtiyacım da vardı. Dolayısıyla bir tür böyle güzel eşleşme oldu diyebilirim ve bu ürün ortaya çıktı. Bu araştırma kitabı bu şekilde şekil aldı. Anladım. Şimdi birazcık böyle geçmişe dönelim istiyorum. 2019'dan bir devam edelim. AKP'nin temsil ettiği bir ulusal göç politikası vardı 2019'dan bu yana ve bugüne kadar büyük bir değişim gösterdiğini görüyoruz. Öncesinde daha mülteci dostu bir rota izleyen bir siyasi iktidar vardı. Ama şimdi düzensiz göçle mücadele strateji kapsamında mülteciler üzerinde denetim ve baskı kurulduğunu görüyoruz. Yani bunu haberde de, siyasi isimlerin söylemlerinde de. Bu 2019'dan sonra neden ve ne yönde oldu bu değişim Türkiye'de? Şimdi öncelikle ne kadar mülteci dostuydu çok emin değilim. Ben aslında tırnak içinde söylemek istemiştim. Evet. Şöyle tarif etmek belki daha doğru. Suriye Savaşı'nın patlak vermesinin ardından 2013 yılında aslında siyasi iktidar, adını da koyalım AKP, açık kapı politikasına bir eğilim gösterdi. Bu konuda da birçok kaynağında gösterdiği gibi çok da kötü bir sınav vermedi açıkçası. Bunu da insaniyet, işte insani sorumluluk, işte belki daha genel adıyla humanitarianizm adı altında gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada ensar söylemini benimsedi. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman ben hak temelli bir eğilim gösterdiğini düşünmüyorum siyasi iktidarın. Yani mültecilere evet bir şekilde kapılar açıldı ama buradaki yaşam koşulları hiçbir zaman düşünülmedi. Bu, yani mültecilik statüsü verilmedi. Bırakın onu, şartlı mültecilik statüsü bile kendilerine verilmedi. Tamamen yasal statüleri muğlak bırakıldı. Geçici koruma altında bir statü neredeyse uyduruldu ve burada tamamen bir belirsizliğe mahkum edildi mülteciler. Şimdi öte yandan da yine de hani bazı projelerin gerçekleştirildiğini, işte o dönemde benimsenen ensar söylemin, böyle bir göçmen muhacirlik,
kendi kadim kültürümüze, hoşgörü kültürümüze, ondan sonrasında işte yine o insaniyet namına bir tür eylemlilik kisvesiyle mültecilerin bu ülkeye geldiğini, kabul edildiğini görebiliyoruz. Yani bu noktada mesela Avrupa'dan daha yumuşak bir politika izlediğini söylemek mümkün olabilir. Ancak 2019'a doğru gelindiğinde burada önemli bir kırılma noktası vardı. 2016'da Türkiye Avrupa mutabakatı imzalandı. Bu bir tür nasıl diyeyim, bugün çokça bahsettiğimiz mültecilerin pazarlık konusu haline gelmesi, onların bir koz olarak kullanılmasında aslında çok önemli bir mihenk taşı. Bu saatten sonra, 2016'dan sonra peyderpey aslında mültecilerin araçsallaştırıldığını görebiliyoruz. 2019'da ise Pazarkule vakasının gösterdiği üzere bu araçsallaştırmanın artık zirveye çıktığı bir noktadayız. Ama şimdi buraya kadar evet bu şekilde görülebilir. Biraz daha geri döndüğümüzde 2019 öncesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bir 2013 Pardon, 2018, 2015'te Göç Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'na dönüştüğünü görüyoruz. Kurumsal olarak kime adımlar atılmaya başlanıyor bu saatten sonrasında? Göç İdaresi Başkanlığı'nın kendi resmi sitesine bugün girip baktığınızda da düzensiz göçle mücadele planı, eylem planı, stratejisi adı altında bir dizi aslında tedbir uygulamalarının, kendi deyimleriyle tedbir uygulamalarının evrildiğini görebiliyoruz ulusal göç politikasının. Dolayısıyla bir tarafta hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği o ensar söylemi, mülteci dostu, o imaj devam ederken aslında peyderpey düzensiz göçle mücadele eylem planı hayata geçirilmeye başlanmıştı. Bunun ön hazırlık aşamaları 2018, 2000, pardon, 2015, 2019 arasında verilmiş. 2019 sonrasında da tamamen hayata geçirmek üzere planlanmış. 2019'da biz tamamen bu düzensiz göçle mücadele strateji planının hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu plan neyi içeriyor? Bu plan her şeyden önce göçün kaynağında durdurulması adı altında. Bugün Avrupa'nın da temelde uyguladığı güvenlikleştirici uygulamaları içeriyor. Aslında en önemli kırılma noktalarından bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum ben. Daha doğrusu bunu ben düşünmüyorum, veriler bunu söylüyor. Bunu Sabah gazetesi üzerinde oldukça geniş bir 3 yıllık taramanın sonucunda elde ettiğim verilerde bütün haberlerin neredeyse yarısından fazlası düzensiz göçle mücadeleyle ilgiliydi. Düzensiz göçle mücadelenin bugün en önemli aparatı sınır dışı kararları. Buraya girmeden buraya bir es koyayım isterseniz. Aslında ben de Sabah ve Bir Gün gazetesinin incelediğinizi gördüm araştırmada ve oradan da muhalefetin geri gönderme esaslı mülteci söylemi öne çıkarken iktidar tarafında da daha farklı haberler görüyoruz. Bu mecrada ne gibi metodolojik farklar gördünüz? Yani Sabah gazetesinde ne gibi bir söylemler içeriyordu? Ardından Bir Gün gazetesinde nasıl daha farklı başlıklar vardı? Bunu metodolojik olarak nasıl yorumlayabilirsiniz? Şimdi şöyle, yani iki gazetenin kendi yayın politikasıyla ilgili bir metodolojik farklılık var. Siyasi iktidarı aslında bir tür söylemini yayan, çoğaltan, onu yeniden üreten bir kurum olarak işliyor Sabah gazetesi ve bu çokça zaten sıkça dile geliyor. Öte taraftan Bir Gün gazetesine baktığımızda da onun doğrudan doğruya bir ana muhalefetin hani söylemini benzer şekilde Sabah gibi aslında öyle bir yaymadığını görebiliyoruz. Görece çok daha bağımsız kalabilen, hak örgütleriyle temas halinde olan, özellikle mülteci meselesinde de akademisyenlerin, sivil toplum aktörlerinin, hak savunucularının, aktivistlerin, bu konuda çalışan hukukçuların aklınıza gelebilecek hak temelli aslında çalışmalarda bulunan herkesin sözüne değer verdiğini, onların beyanlarını aslında mülteci meselesinde taşımaya çalıştığını görebiliyoruz. Hani böyle bir metodolojik farklılık var. Ama şimdi sizin sorunuza gelirsek bir kesişim noktaları nerede oluyor derseniz, bir tarafta akademisyenlerin işte dediğim gibi hak savunucularının, sivil toplum örgütlerinin, hukukçuların
çoğaltalım burayı. Beyanlarına yer verirken ve burada bir hak mücadelesinden, eşitlik mücadelesinden, hatta benim yaptığım analiz sonucunda sığınma hakkı, yaşam hakkının son derece gazetede önem taşıdığını, ekonomik ve sosyal haklara sürekli vurgu yapıldığını da görmek mümkün. Bir tarafta böyle haberler varken, diğer tarafta da aslında geri gönderme haberlerinin olduğunu görebiliyoruz. Geri gönderme olarak belki tanımlanmıyor, çerçevelenmiyor olabilir. Burada gönüllü geri dönüş kavramından biraz bahsetmek isterim. Gönüllü geri dönüş aynı hem siyasi iktidarın kendi projesi olarak lanse ettiği ve baktığımızda hani uluslararası hukuk açısından da çok sorun teşkil etmeyen bir kavram. Ama gönüllü geri dönüş şunu aslında söyler bize. Geri döndüğü ülkede barışla, toplumsal uyumla yaşayabileceği, insan onuruna ve haysiyetine yaraşır bir hayat kurabileceği koşullarda geri dönüş mümkündür. Bu şekilde tanımlanır. Şimdi siz birincisi bir güvenli alan oluşturmanız gerekir. İkincisi bu kişilerin yeniden hayata tutulmaları için bir takım yeniden yapılanmalar yapılması gerekir. Üçüncüsü de bir rehabilitasyon süreci gerekir. Bunların hiçbiri yok. Hala savaş ve çatışma koşulları devam ederken gönüllü bir geri dönüşü dayatmanın kendisi birincisi hem hukuka sığmaz hem de gerçekçi bir politikaya sığmaz. Dolayısıyla ikisinin mesela hem siyasi iktidarın hem de o seçim döneminde özellikle gördüğümüz gibi ana muhalefetin söyleminde gönüllü geri dönüşün son derece çakıştığını görebiliyoruz. Diğer taraftan da maalesef muhalefetin yeni bir söz üretemediğini, herhangi bir göç politikası ortaya koyamadığını, stratejilerden mahrum kaldığını ve bu anlamda da göç politikasının aslında üreticisinin onun hegemonik varlığının siyasi iktidar tarafından sürdürüldüğünü görebiliyoruz. Yani siyasi iktidar bu göç politikalarının belirleyeni, bu politikasızlık üzerine olsa bile. Böyle cevap. Şimdi hocam böyle sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Evet, ben de Sevda Hanım'a soracaktım şimdi zaten. Bir hak odaklı gazeteciliğe ve haberciliğe değindik. Muhalif basın ve siyasi iktidarın söylemlerine değindik. Aslında ben Sevda Hanım'a şunu yöneltmek istiyorum. Muhalif basının iktidar karşıtlığı hak odaklı gazetecilik için yeterli mi? Yani siyasi iktidar da zaten en başından beri mülteci meselesine hak temelli yaklaşmadığını görüyoruz. Çünkü en önemli rol medyaya düşüyor. Yani hak haberciliğinin bir parçası olması gereken mülteci odaklı habercilik için ne yapılmalı, hak odaklı gazetecilik için? Aslında bir gün üzerinden konuşmayıp daha genel olarak muhalif basın, muhalefet basını, muhalef basın gibi alacak olursak bugünlerde terminolojilerimiz son 10 yıldır epey değişti. Medyayı sınıflarken de aslında eskiden daha kolayca söylüyorduk ana akım medya ya da alternatif medya, muhalif medya diye. Muhalif medya alternatif medya değil aslında. Hani onu söylemek için buradan başlayayım. Evet, muhalif şöyle bir yerden kurayım. Aslında kesişim konusunda Zeynep içerikle ilgili çok önemli bir belirlemede bulunuyor projesinde, raporunda. Kitaplaştırıldı bu. Ama esas olarak genel bir hak odaklı, hak ihlali yapan bir habercilik anlayışı egemen olduğunu, yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de kadınlardan başlayarak kadınlar, çocuklar, tabii burada mülteciler istisnai bir durum arz etmiyorlar ama onun bir parçası. Rumlar, Yahudiler, giderek komşu ülkeler vesaire hani bağlama göre değişmekle birlikte. Örneğin Hrant Dink Vakfı'nın nefret söylemine dair düzenli olarak tuttuğu şeyler vardı, gözlem raporları vardı. Orada sürekli olarak ilk dördün Suriyeliler başa geçiyor ama mesela Yahudiler, Rumlar, Yunanlılar gibi giden ama arada da değişen bağlama göre, ülkenin politik bağlamına göre değişen bir sıralamayla hep aslında özellikle de bu gruplar üzerinden bir hak ihlali yapan habercilikle karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi sadece bunun için
yani kadınlara yönelik olarak da, çocuklara yönelik olarak da aslında sonunda şöyle söyleyip bitireceğim. Şimdi de böyle söyleyeyim. Siz sorar mısınız, sormaz mısınız bilmiyorum ama haberleri mesela kadın odaklı kılmadığınızda ya da toplumsal cinsiyet odaklı kırmadığınızda aslında bütün haberleri de aynı şekilde hak ihlali yapan niteliğe büründürüyorsunuz. Bu anlamda yaygın yani hükümet yanlısı medyanın da muhalif medyanın da söz haberciliğinin örtüştüğü çok nokta var. Az önce söylediğim gibi sadece bir gün üzerinden konuşmuyorum. Hatta bir gün dışarıda tutarak konuşuyorum. Bu konuda şey olduklarını biliyorum, hassas olduklarını biliyorum. Neticede yani hak ihlali yapan habercilik karşımıza mülteciler de dahil olmak üzere çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Hatta hak ihlalinden öteye geçen, nefret söylemini yaratan, yeniden üreten, bu nefret söylemi her zaman nefret suçuna dönüşmez ama onun için bir zemin hazırlayan, dolayısıyla da hani toplumsal barışı bir arada yaşama anlayışını ciddi biçimde tehdit eden, ileride belki daha da çok tehdit edecek olan bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada tabii yani medyayı da tek başına ya da habercileri de tek başına günah keçisi ilan etmek istemem hep yapıldığı gibi. Yani bu böyle gündelik hayatta işte sosyal medya tarafından üretiliyor, gündelik hayatta komşunuzun söylediği bir şeyle ekleniyor. Böyle eklemlenerek, katlanarak, çoğalarak giden bir şeye dönüşüyor. Ama tabii medyanın da önemli bir payı var. Türkiye'de terminolojiler çok sık değişiyor dediniz biraz önce. Hrant Dink Vakfı'nın da derlediği o nefret söyleminde zamanında çalışmış biri olarak aslında bazı tanımlarda gerçekten karmaşa yaşadığımızı fark ediyorum ben de. Mesela Sevda'nı yöneltmek istiyorum. Neden kaçak göçmen diyemiyoruz? Bu ayrı bir başlık benim sorularım arasında. Bir de Türkiye'de göçmen, mülteci, sığınmacı şu an hangi gruptan insanlara söyleniyor? Bu bence hala haber medyasında da günlük hayatımızda da netleştiremediğimiz bir konu. Haklısınız tabii. Yani aslında hak haberciliği yapmayı ilk önce kelime sözcük seçimlerimizi değiştirerek başlamamız gerekiyor. Bu sadece mülteciler için söz konusu değil. Kaçak dediğinizde ya da sadece kaçak göçmen dediğinizde, yasa dışı göçmen dediğinizde, kaçak mülteci dediğinizde, yasa dışı mülteci dediğinizde bunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında en başından kriminalize ediyorsunuz, bir özne yaratıyorsunuz, suç potansiyeli olan bir özne yaratıyorsunuz. Bu çok sorun. Ne demek gerektiği meselesi biraz tabii biraz hani hukuka gönderme yapmak gerekir. Yani 2014 yılında Türkiye'de kabul edilen yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre mülteciler sadece batıdan gelen göçmenler için kullanılabilecek bir sözcük. Buna karşılık doğuda yani gelişmekte olan ülkelerden değil Afrika'dan, Afganistan'dan, Suriye'den gelenler için mülteci sözcüğü kullanılmıyor. Bu durumda kimler sadece mülteci olabilir? Belki Ukraynalılar. Yani bu yasayı esas olarak alırsanız. Ama bizim ölçütümüz bu mu olmalı değil. Uluslararası Af Örgütü'nün bu konudaki terminolojisini tercih etmek lazım ki hak örgütleri de bu terminolojiyi tercih ediyorlar. Ayrıca alternatif medyada da bu tercüme bu şey kullanılıyor. Ne diyor Uluslararası Af Örgütü? Göçmen lafı sosyal ekonomik nedenlerle yer değiştirmek zorunda olanları ifade eden bir kavramken ki bunun içinde politik nedenler de olabilir. Mülteci tabii politik nedenleri de içeren ama diğerlerini de kapsayan daha genel bir kavram ve özellikle de Suriye'den gelenler için bunun kullanılması esas. Yani mülteci sözcüğünün girdikleri andan itibaren bir mülteci statüsü kazanmak üzere hareket ettikleri etmelerinden hareketle mülteci sözcüğünün kullanılması hani politik olarak doğru olan kavramsallaştırma bu. Dolayısıyla yani bunun mülteci şeklinde kullanılması lazım ama kaçak mülteci, yasa dışı mülteci dediğinizde aynı şeyi yani yine hatayı yapmaya, hak ihlalini yapmaya devam ediyorsunuz. Onları kriminalize ederek başta da söylediğim gibi. Şimdi yazılı basını konuştuk, aslında televizyon dünyasını konuştuk. Bir de günümüzün tabii ki sosyal medyası var. Bir de sosyal medyada da farklı bir pencere var bu olayla alakalı. Fake newslar, sahte haberler var. Bunu da konuşmak isterim ve yakın zamandaki bir örnekle başlamak isterim. 6 Şubat depremleri olduğu zaman bazı videolar paylaşıldı ve videolarda Suriyeli mülteciler yağmalar yapıyor tarzında videolar gördük. Bu görüntülerde de yabancı olduğu öne sürülen kişilerin hepsinin Suriyeli mülteci olarak
lanse edildiğini gördük. Ve böylece iddialar hızlı bir şekilde yayıldı. Yağma eylemleri sadece işte oradaki insanlar tarafından değil, yani yerli halk tarafından değil, hepsinin Suriyeli mülteci olduğu göz önüne geldi. Bu yayılım nasıl durdurulabilir? Yani bu tip paylaşımlara nasıl yaklaşabiliriz? Toplumda bu fake newsların bir karşılığı var mıdır Sevda Hanım? Bence oluyor bunun karşılığı. Yani özellikle şunu söyleyeyim, yani haber medyası artık o kadar çok okunmuyor. Haberleri de eski adı Twitter X üzerinden ya da sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz için oradan bakıp haber olup olmadığına bakmaksızın aslında, yani bir haber, resmi bir haber kaynağı, bir organ, bir kurumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakmaksızın hemen haberlerin dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Çoğu zaman hani biz de belki de yanlışlıkla bunları retweet ederek şey yapıyoruz, aslına bakarsanız onu çoğaltıyoruz. Şimdi az önce de söylemiştim, bütün bunlar birbiriyle eklemleniyor. Yani ve bir Suriyeli stereotipi oluşturuyor, bir Afgan stereotipi oluşturuyor. Bunda da sosyal medya üzerinden yayılan, yapılan haberciliğin, nefret söyleminin çok büyük bir payı var. Ne yapmak lazım diye sorarsanız, yani belki halk haberciliğinin en önemli özelliklerinden birisi, Zeynep'in çalışmasında da var bu. Yani halk örgütlerini haber kaynağı olarak kullanmalısınız bir yandan. Yani o haberlerin doğrulamanız gerekir bir kere. Hani sosyal medyada da bunun sorumluluğuyla davranmak gerekir. Bu bizi ileri derecede dijital okuryazarlık sahibi olmaya götürür. Ama şimdi konumuz o değil. Yani bir haberle karşılaştığımızda bunun hak örgütleri üzerinden doğrulanması, eksik bilgi midir, yanlış bilgi midir, yoksa demin söylediğiniz gibi fake news müdür, anlaşılmaya çalışılması lazım. Ama sosyal medya öyle bir ortam ki hepimiz anında hareket etmek bir şekilde gereksinimini duyuyoruz. Onun çoğaltılmasına, yeniden üretilmesine katkıda bularak, yani bu nefret söyleminin hatta nefret suçuna dönüşebilir olmasına yol açıyoruz. Yani deprem bölgesinde Suriyeliler linç edilebilseydi bu nedenle edilebilirdi mesela. Bir nefret suçu ortaya çıkardı. Bununla ilişkin olarak şunu söylemek istiyorum. Yani hak odaklı habercilikte en önemli kriterlerden bir tanesi haber kaynaklarımızı değiştirmek. Yani ve en önemli, gene aynı şekilde bunu Zeynep de raporunda söylüyor, hak örgütlerini haber kaynağı kılmak. Yani riskli otoritelerden ziyade birbirini tekrar eden, birbirinin paradigması içinden konuşan resmi otoritelerin haber kaynağı olarak kullanmak yerine, ki onları da tabii kullanacaksınız, hak örgütlerini haber kaynağı haline getirmek bir çözüm olabilir. Ama bu da değil. Bence mültecileri olumlu haberlerin öznesi kılmak gerekir. Yani bu insanlar ne yaşıyorlar? Onların yaşam koşulları hakkında onları acındıracak, onlar üzerinden hani bir zavallılık üretecek bir anlatıyla değil ama onları anlayacak. Yani onlar çok isteyerek güle oynaya gelmediler buraya, mecburen geldiler çoğu. Bunu anlamalarını sağlayacak öyküler, hikayeler, hikayeleştirmeler, söyleşiler, çoğaltabilirsiniz haberler üzerinden. Yani şunu demek istiyorum, sürekli olarak onları olumsuz haberlerin nesnesi kılarsanız bu stereotipleştirme çok kolay işler. Ama onları olumlu haberlerin öznesi kılarsanız, ki bunun örnekleri var, Suriyeli kadınlar Türkiye'de dayanışma içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar mesela, bu çok önemli. Suriyeliler sadece işte sizden para isteyen ya da ne bileyim potansiyel suçlu değiller. En az bizler kadar öyleler, ya da öyle söyleyeyim. Bunlar ne yapıyorlar? Aynı zamanda hayatlarını burada kuranlar, uyum sağlayanlar, ekonomiye katkıda bulunanlar, bir dayanışma kurabilenler var. Çoğaltabiliriz bu şekilde, ama haberciliğinizin de objektifinizi, merceğinizi nereye yerleştirdiğiniz, haberi hangi odakla kurduğunuz çok önemli tabii. Hak habercisinin de en önemli sorumluluklarından bir tanesi mülteciler meselesinde, onları tekrarlamış olacağım, olumlu haberlerin öznesi kılmak. Biz biraz galiba yapıcı haber yapmamız gerekiyor, yıkıcı haberler yerine sanırım, böyle anlıyorum mülteciler üzerinde. Evet, yani dengelemeniz lazım. Yani mutlaka bu sadece mülteciler için geçerli değil bu arada. Aynı şeyi bütün dezavantajlı gruplar için de söyleyebilirim.
Zeynep Hanım, şöyle çalışmanızda güvenlikleştirme söylemi var ve bu söyleme biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü önemli gördüğüm bir şeydi raporunuzda. Tamam. Öncelikle ben çok basit bir tarifini yapayım. Öyle başlayayım. Herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmeyen bir meselenin, bir öznenin ya da bir grubun kamusal alandaki müzakereyi kapatacak şekilde, yani kamunun buna müdahil olmasını engelleyecek şekilde bir güvenlik sorunu olarak addedilmesi ve bu şekilde pratiklerin bunun üzerinden gerçekleştirilmesi. Güvenlikleştirme, yani bizim 2015 sonrasında Türkiye'sinde diyeyim, siyasi iktidar tarafından aslında maruz bırakıldığımız bir iktidar teknolojisinden bahsediyorum ben. Bunu biz Gezi davasında da gördük, hala görmeye devam ediyoruz. Kayyum atamalarında da gördük. Gazetecilerin yargılanmasında, tutuklanmasında da gördük. Bunları nasıl gördük? Bir yerel belediye, yani bir yerel yönetim sadece kendi faaliyetlerinden dolayı ya da bir gazeteci, tamamen hakikati sunmaktır ya gazetecinin görevi. Bunu kendi faaliyetlerinden dolayı bir güvenlik meselesi haline getiriliyor ve bunun üzerinden de cezai uygulamalara maruz bırakılıyor. Şimdi daha öncesinde 2015'ten itibaren bunların Türkiye'de sıkça konuşulduğunu aslında biliyoruz. Burada tek bir azade grup vardı, mültecilerdi. Yani herkes böyle Türkiye'nin Avrupa'daki insan hakları karnesi sürekli eksiye giderken aslında mültecilerle ilgili olumlu bir imaj çiziyordu. Uluslararası mecralarda siyasi iktidar böyleydi. Halbuki baktığımızda, yani 2019 öncesinde bunu dediğim gibi az önce adımların atıldığını görüyoruz. 2019 sonrasında da çok ciddi şekilde mültecilerin bir güvenlik sorunu olarak çerçevelendiğini aslında tanık oluyoruz. Bu nasıl olur? Çok basittir bunun yolu. Siz birisine bir konuyu, bir meseleyi güvenlik sorunu olarak tanımlamak istediğinizde, bu şekilde adlandırmak istediğinizde ilk önce bir tehdit algısı yaratırsınız. Burada bir tehdit edilen grup vardır ve bir de onu tehdit eden grup vardır. Güvenlik bu koşullarda gerektirir. Bu koşulları gerektirir. Yani tanımı bu. Dolayısıyla mültecilerin hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel, hatta ve hatta kimi zaman toplumsal cinsiyete varacak şekillerde bu Türkiye hatlarına tehdit unsuru olduğu algısı yaratılıyor. Bunu nasıl yaparsınız? Birincisi, Sevda'cığımın az önce söylediği gibi sürekli suçlulaştırılarak, yani kriminalize ederek siz bunu gerçekleştirirsiniz. Hedef gösterirsiniz, onları sürekli suçla ilişkilendirirsiniz. İşte onlara kaçak göçmen dersiniz, yasa dışı bir fiile sürekli sanki yerine getiriyorlar, bunun failiymiş gibi onları aslında mimlersiniz, damgalarsınız. Bu şekilde, bu yollardan bir tanesidir. Ama bir de şunu yaparsınız, bugün artık dünyada göçün kriminalizasyonu olarak da geçen idari tedbirleri ortadan kaldırıp tamamen cezai işlemlere maruz bırakırsınız. Bunu dediğim gibi biz 2015 sonrasındaki süreçte Türkiyeliler olarak gördük. Şimdi bunların mültecilere uygulandığını görüyoruz. Şöyle anlatayım size, belki daha hukuki bir şey olacak ama ceza hukukunun idari hukuku aslında yutmasından, onun üzerinde egemen olmasından bahsediyoruz. Bu aynı zamanda şu demek, ceza hukuku sivil hakların olduğu alanı, ihtica hukuku çünkü sivil haklarla doğrudan ilişkilidir. Siz baktığınızda mülteciliğin tanımında da düzensiz göçmenler vardır. Evet, yani bir kişi belgesiz, düzensiz geçiş yaptığında bu ülkeye, evet, düzensiz göçmen olarak tabir edilebilir, bu şekilde adlandırılabilir. Ancak uluslararası mekanizmaların tarif ettiği, uluslararası hukukun tarif ettiği şekilde bu kişinin eylemi düzensizliğe tabirdir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bir kişiyi kendi eyleminden dolayı damgalayamazsınız. Yasa dışı olan eylemidir, o kişinin kendisi yasa dışı değildir. Şimdi siz sürekli bütün mülteci grupları düzensiz göçmen olarak tanımlarsanız, söylemde bunu görüyoruz. Hani bunu nasıl kuruyorlar derseniz, bu tehdit algısı nasıl yaratılıyor derseniz,
suçla ilişkilendirilmelerinin dışında siz mültecileri düzensiz göçmen olarak bir torbaya attığınızda sanki ya da onları kaçak göçmen olarak da tarif ettiğinizde sürekli bir yasa dışılıkla onları ilişkilendirmiş oluyorsunuz. Hepimiz buna maruz kalıyoruz. Diyoruz ki biz evet bu kişiler aslında yasa dışı eylem yapıyorlar. Bildiğimiz yasal hukuki çerçevenin dışında hareket ediyorlar ve bizim için bir tehdit. Böyle yaratılıyor bu algı. Daha sonrasında da herhangi idari bir yaptırım gerektirecek çok küçük kabahatler, bakın cezai suçtan bahsetmiyorum. Yani motosikletle giderken farının kırılmasından tutun da öyle örnekler var. Kavga edilirken iki Türk vatandaşının kavgasına şahit olduğu için karakola götürülen Suriyelilerin hakkında sınır dışı kararının çıkartıldığını biz bugün biliyoruz. Bunlar raporda dediğimiz gibi aslında bir raporun dışında bir araştırma kitabı olarak yayınlandı. Hacbi büyüdü. Bunlara tanık olabiliyoruz. Sürekli siz yakalanma tabiriyle sınır dışı kararları verirseniz en küçük bir kimlik kontrolünde sanki çok büyük bir suç işlemişler algısı yaratırsanız dolayısıyla halk nezdinde de siz bunu oluşturmuş olursunuz, bir tehdit algısı oluşturursunuz. Öte taraftan da sosyal medyadan bahsettiniz ya, buna dair sürekli bir nasıl diyeyim iyicil bir refleks alınmasını engellersiniz. Yani bununla sürekli maruz kaldığınızda bir tehdit, bu insanlar tehdit, tehdit, tehdit diye siz bu şekilde tarif ettiğinizde bir grubu bu şekilde dışlamaya başladığınızda ve damgaladığınızda maalesef orada iyicil bir refleks oluşamıyor. Bu şekilde tarif edeyim. Hı-hı. Güvenlikleştirmenin hani temel böyle gidişatı bu yönde ve şöyle söyleyeyim, yani 2013'te açık kapı politikası üzerine iktidarın beyanlarına bakın lütfen. Dünyaya örnek olduklarından, Türkiye'nin en büyük mülteci yükünü karşıladığından, bu konuda kendilerine de böyle biraz stratejik üstünlük sağlayıp, hani stratejik güç o dönemdeki moda tabiriyle, İşte bu Osmanlıcılıkla da yeni Osmanlıcılıkla da birleştiği şekilde hani bir dünyaya Osmanlı'nın o bizim kendi kültürümüzün gösteren, yüceliğini gösteren söylemlerin dünyada en fazla sınır dışı kararında imza atan ülkelerden biri ölmesine bıraktığını görüyoruz. Yani öncesinde ne kadar müşfik bir mülteci dostu bir politika söylemi varsa bugün özellikle ulusal çaptaki söylemde, yurt dışındaki yani dış mecralardaki konuşmalar hala bu şekilde gidebilir, beyanlar bu şekilde olabilir. Ama ulusala seslenirken bunun aynı zamanda bir kriz yönetimi olarak da lanse edildiğini görebiliyoruz. Hı hı. Yani sınır dışı kararlar aynı zamanda burada bir mülteci krizine mahal bırakılmadığının da bir delaleti olarak aslında gösteriyor. Bu krize mahal vermemek için peki aslında size sormak istiyorum. Yerel yönetimler örnek model alabilmek için ne yapmalı? Ve sizin araştırmada yer verdiğiniz mülakatlarda ne yapılması gerektiğini söylüyorlar. Zeynep Hanım, sizle başlayabilirim. Aynı soruyu aslında Sevda Hanım'a da sormak istiyorum yerel yönetimler adına. Evet, şimdi ben en ilginç bulduğum bulgulardan bir tanesi şuydu. Yani neredeyse bütün araştırmaya 19 sivil toplum aktörü katıldı. Bunların hepsi göç alanında çalışanlardı. Akademisyenler, hukukçular, sivil toplum örgütlerinden gelenler, yerel yönetimlerden gelenler, hepsinin dediğim gibi gazeteciler de vardı aralarında. En kritik aktör yerel yönetimler aslında işaretlendi. O şekilde nasıl diyeyim söylendi. Çünkü baktığınızda ulusal çapta bir mülteci politikası oluşturmak son derece zamana yayılmış bir şey, çok aktörlü bir şey, çok böyle hani disiplin, yani çok disiplinli, disiplinler arası tartışmaları gerektiren bir yönü var. Öte taraftan da bu ulusal vatandaşlığın böyle dışlayıcı bir çerçevesi de var. Yani sonradan dahil olanlar şeklinde. Ve ister istemez illaki
mesele vatandaşlık meselesidir. Bunun altını çizmek isterim. Ne olursa olsun iktidar da muhalefet de bu vatandaşlık meselesine gelmek zorundalar. Ancak bunun adımları, bu vatandaşlığı aslında toplumsal, yani bizim yerel halk olarak da tanımladığımız kesimlerde biraz daha içselleştirilebilmesi, biraz daha oralara dair yakınlık kurulabilmesi için yerel yönetimlerin burada atabileceği çok önemli adımlar var. Şöyle söyleyeyim, hemşerilik hukuku bunlardan bir tanesi. Bunun başlangıç noktası olabilir. Yani o ilde yaşayan, bu belediye mevzuatında mevcut. Bunu bütün yerel yönetimler istisnasız uygulayabilir. Kendi yerel sınırları içerisinde bulunan, ister oranın ikamet etsin, isterse etmesin, isterse turist olsun, yabancı olsun. Siz ona benzer şekilde eşit koşullarda ve adil paylaşım ilkesiyle hizmet götürmek durumundasınız. Şimdi böyle bir şey aynı zamanda şuna da imkan tanıyabiliyor. Hem hizmet götürebiliyor, hem de aynı zamanda o yerel halk neyden yararlanıyorsa, neye hakkı varsa ondan yararlanmaya hakkı oluyor. Bu mülteciler için de geçerli. Dolayısıyla siz kente ilişkin karar alma süreçlerinde mültecilere de, nasıl ki ben bir İzmirliyim, buradaki yerel karar alma süreçlerine müdahil olabilirim. Bunu mültecilere de tanıyor. Bu bir kentin nasıl organize olduğundan, ortak yaşam alanlarının planlanmasından tutun da bütçe hakkına kadar. Yani ben mültecilerle bu konuda eşitim. Eşit bir şekilde orada temsiliyete sahibim. Ben bunu çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu kent yurttaşlığı kavramı üzerinde daha fazla düşünmemiz ve yerel politikalar, mültecilere ilişkin yerel politikalar geliştirmesi konusunda da böyle bir yurttaşlar olarak yerel yönetimleri, nasıl diyeyim size, tartışmaya çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sevda Hanım, size son olarak dönmek istiyorum. Sivil toplum aktörleri ve yerel yönetimden nasıl bir model olmalı, nasıl bir yol izlemeli sizce? Ben bu soruya iki yerden cevap vereyim. İzninizle bir yine medyaya referans vermek istiyorum. Yani burada işte Medyascope gibi, Bağımsız İletişim Ağ gibi alternatif medya mecralarına çok önemli bir rol düşüyor. Onlar bu konuda sorumlu davranıyorlar ama yeterince güçlü değiller tabii. Yani hani ara kaynakları anlamında söylüyorum. Varoluş koşulları, nasıl çalıştıklarını bildiğim için söylüyorum. Hani bir o çok önemli oluyor hakikaten. Genel olarak hak haberciliği için elbette ki, yani yaygın medyada ya da yaygın medyayla ya da hükümet yanlısı medyayla söyleminin aşağı yukarı örtüştüğünü söylediğimiz muhalif medyada da böyle bir hassasiyet sahibi olan gazeteciler hala daha var. Ama hani bunun üzerine biraz daha düşünerek yapmak gerekiyor. Ben asıl sorunuza şuradan cevap vereyim. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel eşitlik ve adalet birimi tarafından gerçekleştirilen bir projede yer almıştım. Nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı kapsayıcı bir kent için iletişim kampanyası, stratejisi ortaya çıkarıldı mesela. Bu çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Neydi bu çalışmada yaptığımız şeylerden bir tanesi? Odak gruplardı. Bu odak gruplardan bir tanesi kadınlarla yapıldı. Oradan örnekleyerek derdimi daha iyi anlatabileceğim zannediyorum. Farklı toplumsal cinsiyet kimlikleri, etnik kimlikler, mezhep kimliği vesaire, bunlara sahip mülteciler de dahil olmak üzere kadınlardan oluşan bir grup sonunda şöyle bir şey çıktı ortaya, bir grup dinamiği çıktı ortaya. Ya biz birbirimizi tanımıyormuşuz. Yani aslında diyelim ki işte Hakkari'den zamanında göç etmek zorunda kalan bir Kürt kadınla Suriye'den göç etmek zorunda kalan, yani daha iyi yaşam koşulları için, daha güvenli yaşam koşulları için göç etmek zorunda olan kadının aslında yaşadığı hikayeler o kadar birbirinden farklı değil ki. O kadar birbirine benzer hikayeler üzerinden çocuklarının uğradığı ayrımcılık, okulda kendilerinin uğradığı ayrımcılık, aksanları yüzünden, dil bilme işleri üzerinden, bütün bunların hepsine baktığında aslında o zamana kadar bir arada gelip de bunları konuşma fırsatı olmayan insanları bir araya getirip konuşturduğumuzda şöyle bir tablo ortaya çıktı. Yani buluşmalar ve karşılaşmalar çok önemli. Çünkü
pek çok noktada dertler, sorunlar kesişiyor. Bu kesişimsellikler meselesi Zeynep'in raporunda da, kitabında da var. Bunun, yani belediyelerin bunun için bir platform olması gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela ben oradan yola çıkarak hani bir kadın festivali düzenlensin diye bir öneride bulunmuştum. Çok farklı kesimlerden kadınları bir araya getiren, sadece hani göreli olarak daha refah içerisindeki kadınları değil, ama diyelim ki hani bu ortak deneyimler, hikayeler içerisinden, acılar içerisinden geçen, böyle bir hafıza içerisinden yaralanmış, kırılmış, hala eşitsizliklere ve ayrımcılığa uğrayan kadınları bir araya getirdiğinizde, bu dün olmuş olabilir, 100 yıl önce de olmuş olabilir ataları itibariyle, ya da 40-50 yıl önce de olmuş olabilir. Bunları bir araya getirdiğimizde, bunu kadınları örnek olarak alıyorum ama daha genel olarak anlayabiliriz bunu. Birbirlerini dinlediklerinde bakışları birbirine değişiyor. Birbirlerine değdiklerinde, birbirlerinin hikayelerine kulak verdiklerinde, yani o zaman mesela yerel yönetimlerin yapması gereken şeylerden birisi de bu mecraların oluşturulması olmalı diyerek, hani daha dar bir alandan ama genişleme şeyi olan bir alandan cevap vermiş olayım ben de. Teşekkür ederim. Hak odaklı gazeteciliğin güzel günlerini konuşacağımız günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Bugün Türkiye'de mülteci karşıtı söylemler 2020 sonrasına dair karşılaştırma okumayı kaleme alan Doktor Zeynep Özen Barkut ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevda Alakuş da Türkiye'de mülteci karşıtı söylemleri ve hak odaklı gazeteciliği konuştuk. Yeni bir yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.